Konuyu bu arada Antalya'nın gelişini de canlı, Antalyaspor'un gelişini de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Beşiktaş'la ilgili bir başka son dakika gelişmesi var. Sercan Dikme telefon attığımıza bizlere aktaracak. Sercan, seni dinliyoruz. Melike Çelik, yayınlar, kolay gelsin. Arap kulübü El Ahli, Josef ve Beşiktaş'a dava açacağını açıkladı. Tekrar edip Arap kulübü El Ahli, yani Josef de Souza'nın bir önceki takımı, Beşiktaş'tan önceki takımı, hem Josef hem de Beşiktaş'a dava açacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından duyurdu bu gelişmeyi. Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Arabistan kulübü kendisi El Ahli futbolcuya ve siyah beyazlı takım için aleyhine FIFA'da dava açacağını açıkladı. Bir duyuru yaptı. El Ahli yapılan açıklamada şunu söyledi. Josef de Souza'nın bir yıllık daha sözleşmesinin olduğunu ve oyuncunun ödemelerinin tamamı yapılmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini açıkladı. Tekrar edeyim. Josef de Souza'nın bir yıllık daha sözleşmesinin olduğunu ve oyuncunun ödemelerinin tamamının yapılmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini açıkladı ve Beşiktaş'ın da illegal bir şekilde oyuncunun kadrosuna kattığı ifadesi yer aldı. Peki bunun üzerine Josef de Souza ne açıklama yaptı? Sosyal medya hesabından, Twitter hesabından şunu söyledi. Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kere ödeme yolladığınız e-mailleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatörler ordusu yönetiyor. Kulübü çok büyük, ancak yönetim çok küçük ifadelerini kullandı. Josef'in açıklamasının noktasına virgülüne dokunmadan tekrar edeyim. Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kere ödeme yolladığınız e-mailleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü amatörler yürütüyor. Çok büyük kulüp, ancak yönetenler amatör ve küçük açıklaması yaptı. Bunu geçtiğimiz günlerde biz haberleştirmiştik Melike Çelik. Özellikle haklı fesihten dolayı Josef de Souza Beşiktaş kulübüne transfer olmadan önce yetkililere şunu söylüyor. Ben 4 ay boyunca ödeme almadım. O yüzden haklı bir şekilde feshedebiliyorum. Benim hakkım bu. Ancak Beşiktaşlı yetkililer de diyor ki biz senin lisans probleminle ilgili şu çözümü üreteceğiz. Geçici lisans çıkartacağız. Tekrar edeyim. Beşiktaş kulübü Josef için geçici lisans çıkartacak ve El Ahli ile olan o hukuki süreç boyunca buradan böyle bir yöntemle sıyrılacak. El Ahli şimdi dava açtı. Bir dava süreci yaşayacak. Beşiktaş kulübü FIFA'da. Biraz daha tabii ki Josef de Souza ve El Ahli arasında olan bir durum bu. Aslında Beşiktaşlı yetkililere sorduğumuz zaman şunu söylüyorlar. Biz hiçbir türlü zarara uğramayacağız bu durumda. Zaten Josef de Souza'nın açıklaması Beşiktaşlı yetkililere ve Sayın Başkan Ahmet Türkçebi'ye şu. Ben haklı bir şekilde feshettim. O yüzden sizin içiniz ferah olsun. Hiçbir problem olmayacak. Çünkü 4 ay boyunca ben hiçbir ödeme alamadım El Ahli'den diyor. Zaten haklı feshetten dolayı 4 milyon euro gibi bir ücret ödemek zorunda şu an. Ancak hukuki süreç başlayacak Josef de Souza özelinde. Tekrar etmiş olalım. El Ahli hem Beşiktaş'a hem de Josef de Souza'ya hukuki süreci başlattığını duyurdu. Josef de Souza da kulübün amatörler tarafından yönetildiğini ve neden imzaladığımız sözleşmeyi açıklamıyorsunuz yorumu yaptı sosyal medya hesabından. Bu Josef de Souza lisans problemi süreciydi. Peki Montero akşam saatlerinde duyurduğumuz bir gelişme Anspor ekranlarında. Montero'nun, Beşiktaş kulübü Montero'nun özellikle bir haftadan bu yana en çok konuşulan konuydu. Lisansı neden çıkmıyor? Çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Soruların cevabını bugün izleyenler Anspor ekranlarında öğrendi. Beşiktaş kulübü Francisco Montero'nun lisansını çıkarttı. Montero şu an Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde odasında kamp kadrosu içerisinde yer alıyor. Yarın Montero yedekler arasında olacak ve bu süreçte Sayın Başkan Ahmet Türk vakaları. Montero kısmı bu. Montero şu an Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde odasında. Yarın Antalyaspor maçında kamp kadrosunda olacak. Yedekler arasında olacak. Wellington ve Vida ikilisi oynayacak. Bu Montero kısmıydı. Sabek öğle saatlerinde transfer hattı programında Ahmet Sud Selim Kul'la beraber, Fenerbahçe muhabiri arkadaşımla beraber bu gelişmeyi duyurmuştuk. Nazım Sangare, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği futbolcu. Beşiktaş özellikle 2-3 haftadan bu yana 20 günlük süre zarfı içerisinde gerek başkanlık düzeyinde gerek de futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyordu. Sayın Ali Şafak Öztürk açıklamıştı ve demişti ki Sayın Öztürk,
Beşiktaş 2 milyon euroluk teklifte bulundu ancak daha sonra bu teklifi düşürdü. O yüzden biz de reddettik. Beşiktaş kulübü yetkilileri dün gece itibariyle Nazım Sangare için bir kez daha teklifte bulundu. Ancak bir gelişme, Fenerbahçe kulübü yetkilileri de Nazım Sangare için resmi teklifte bulundu. Şu an Antalyaspor elinde o kulübün yetkileri icabı iki tane teklif var. Bir tarafta Beşiktaş 500+1.5, diğer tarafta Ahmet Selim bunun da açıkladığı gibi 500+1.5. Ne demek bu 500+1.5? 500 bin euro kiralama ücreti, sözleşmede bir madde zorunlu opsiyon, gelecek sezon itibariyle de 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katma maddesi. Burada süreç nasıl işleyecek? Nazım Sangare, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini düşünüyor. Bir tarafta Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Gökhan Gönül'le beraber bir forması savaşı. Diğer tarafta Beşiktaş'a gelmesi durumunda bugün imzalsa yarın ilk 11'de oynayacak bir durumu. Futbolcu bunu düşünüyor. Biz futbolcu tarafıyla, Antalyaspor yönetimiyle, kendi adıma konuşuyorum. Beşiktaş yönetimiyle de konuştum halen. Belki Fenerbahçe'nin bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ahmet Selim Kul tabii ki Fenerbahçe tarafını daha iyi yorumlayacaktır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ancak Fenerbahçe'nin yıllık ücret konusunda Beşiktaş'a oranla bir adım daha fazla bir yıllık ücret verdiğinde söyleyelim. Bu sağ bek tarafı. Beşiktaş sağ bek bölümünde o transferde Nazım Sangare'de bir anlaşma sağlayamazsa Fenerbahçe'ye transferi sonrasında B hatta C planlarını devreye sokacak. Forvet ilk günden bu yana konuştuğumuz Nikola Kalinic, Beşiktaş kulübü yetkilileri Nikola Kalinic özelinde transfer dönemin son gününe kadar bekleme kararı aldı. Kalinic de neredeyse her gün hem Sergen Yalçın hem Beşiktaşlı yetkililer, yöneticiler, kurmaylar konuşuyor. Sen bonservis problemini hallet. Biz senin yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayacak düzeydeyiz. Ve bonservis ücretinde o bonservisin eline alması durumunda da Beşiktaş kulübü yetkilileri 2+1 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Ama parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Bonservis ücreti vermek istemiyor Beşiktaşlı yetkililer. Ediyoruz Sercan Dikme'ye. Josef de Souza konusuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu durumun aslında transferin gecikmesini de buna bağlamıştık. Yine haberler gelmişti. Oradan El Ahli de sonunda işi mahkemeye taşımaya karar verdi. Serdar Kelleci, senle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun durumu? Ya tabii işin hukuksal sürecinin ne boyutta olduğunu Beşiktaş yöneticileri gayet şu anda farkındalardır durumun. Ama hani Beşiktaş yöneticisinin de böyle bir durumda yanlış bir hamle yapacağını çok da düşünmüyorum açıkçası. Ya biz bu tarafta artık yapacağımız şey Josef'in fayda tarafını konuşmak daha önemli olan taraf. Çünkü hukuki süreç eğer başlatılırsa oyuncu da yara alabilir. Eğer gerçekten haklılık payı varsa burada Al-Ahli kulübünün. Ama hani böyle bir yaş tasaya da basacağını düşünmüyorum açıkçası Beşiktaş'ın. Çünkü bunlar hesap kitap yapılıyor bu tip işlerde. Ki onların hani Beşiktaş'ın da başına gelen bir şey bu tek taraflı fesihler vesaire yaşadığı bu sezon. Victor Ruiz de mesela. Orada Beşiktaş da aslında benzer bir başvuruya gidecekti.